sahilden gördüğümüz o beydağların tam bittiği bir noktadaki bir köye gideceğiz. Orada bitiyor. Bittiği yer gerçekten de ilginç, etkileyici bir köy. Oraya ineceğiz, bir 20 dakikalık köyde bir dolaşma yapacağız. Sonra tekrar otobüse bineceğiz. Sonra bir başka köye gideceğiz. O köyde de biraz zaman geçireceğiz. Sonra tekrar arabaya bineceğiz, yürüyüş yerimize geleceğiz. O köyleri bir yaşamak lazım. Şöyle 15'er dakika, 20'şer dakika. Pekmez kaynatanları falan, işte üzümlerin, bağların dışındaki köye geldikten sonraki halini göreceğiz. Işık da çok güzel fotoğrafçılar için. Onu söyleyeyim. Sonra uzun bir yürüyüşten sonra en son bir köye geleceğiz. Ama bu arada o bölge köylerle ilgili bir tarama yapacağız. Mevlüt yemeği, askeri yemekleri oluyor bol bol. Eğer etrafımızda 15 kilometre civarındaki herhangi bir köyde mevlüt yemeği varsa, onun haberini aldığımız zaman, öğleyse öğlen, akşam üzeriyse akşam üzeri o mevlüt yemeğine iştirak etmeye çalışacağız. Onu da bilginiz olsun. Genellikle bu mevsim aç dönmedik. Umarım bunda da Evet, şimdi en doğru Bubbles yürüyüşüne başlayacağız. Onun için köylere gidiyoruz. Civar bölgelerde yer alan köylere. Kahvaltımızı ettik Korkut'un merkezde. Görüşmek üzere. Şu an Beyiş'ten geçiyoruz. Yıllarımızı verdiğimiz Beyiş Ovası'na gidiyoruz. Uçuş yaptığımız... Evet, bir zamanlar oralarda uçuş yapıyorduk. Tepeler. Evet, var ve en zor bağlı yürüyüşümüz başlıyor. Şimdi bir köye gidiyoruz. Bu köyü keşfedeceğiz. Ardından bir köyler, sonra yürüyüş yapacağımız alana gideceğiz. Korkut Evi merkeze kahvaltımızı ettik. Gidiyoruz. Bakalım bizi ne bekliyor. An itibariyle yürüyüşümüz başlamış bulunuyor. Şu an Özdemir Köyü'ndeyiz. İlk bir 15 dakika köy yürüyüşü, sonrasında yürüyüş parkuruna gideceğiz. Hadi bakalım. Bizi neler şimdi pekmez yapılıyor burada. Bu köyü dolaşacağız. Gördüğünüz gibi ben şimdi karıştıracağım. Pekmezi karıştırdım. Bunlar da köy evlerinin. Evet, Antalya Elmalı ilçesinin Gölova mahallesindeyiz. Burası hafif gelişmiş bir köy. Karasal iklime sahip. Az önce bir evin bahçesinde pekmez yapan köy sakinlerine misafir olduk. Güzeldi. Ben şahsen yabancı değilim böyle konulara. Biz de pekmez yaparız ama onlar üzüm pekmezi yapıyorlar. Biz daha çok dut pekmezi, armut pekmezi yaparız. Güzeldi. Bir tane de kangal köpeği vardı. Bir yandan hırladı, bir yandan sinirli. Güzel, şu an köyün meydanına doğru ilerliyoruz. Aa,
merkezine doğru gidiyoruz. Buralar çok güzel. Çok güzel bir havası var. Bir bahçeden geçiyoruz, üzüm veriyorlar. Bir evin avlusundan geçiyoruz, pekmez kaynatıyorlar. Buraları keşfediyoruz. Kolay gelsin teyzeciğim. Yap yap. Ondan bir şey yapıyorum. Ekmeğiz yapmaya geldik. Nesli gel biraz. Şimdi. Çok az da. Orada gir. Durum baba sende utanır yüzler olsun diye belalı geldi. Evet. Çıktık. Şimdi yürüyüşe başladık. Bağların arasındayız. Bu şekilde şu an yürüyoruz. Hava rüzgarlı, güneşli. Bulutlar bir güneşin önüne geçiyor. Bir geçmiyor. Ama tabii arkamızdan da yağmur gelecek gibi de duruyor. Yaklaşık 3,5-4 saat kadar yürüyeceğiz. Evet. Saat 4'e doğru yağış olacağını tahmin ettik. O yüzden yağmurluklarımızı kontrol ettik. Evet, bir yandan da arkadaşlar fotoğraf çekiyor. Biz video çekiyoruz. Seralara geldik. Bu güzel günü belgeliyoruz. Evet. Kabaklar var sanırım. Kaçmaya başladık. Yağmurlu olacağını düşündüğüm için gözlükleri almadım. Biraz yanlış yapmışım çünkü hava bayağı aydınlık ve göz alıyor. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Evet, buralarda da böyle üzüm dışında bademler de var. Ben açıkçası daha önce gördüm ama tam bu kadar iyi hatırlamıyordum. Badem gördüğümüzde iyi oldu. Bak hocam, bak. Yıllar yılına bir kere
tozlaşırlar. Yani polen, çiçek tozlaşır, ürerler. Normalde doğadaki hayvanların da birçoğu yılda bir kere çiftleşirler ve üreme faaliyetlerini gösterirler. Ama doğada bazı hayvanlar vardır. Bu kurala uymayan. Mesela insan bu kurala uymaz. İnsan bir isteği olmadan çiftleşir diyor. Buna uymayan arkadaşlar bir şey, tilki ve domuz vardır. Yani başka bir şey de olabilir ama tilki ve domuz. Yani yılın her mevsiminde çiftleşip üremeye hazırdır ama inek bir yeri olur. Yani yavrularını büyütenek hayır mesela. Hayır her zaman çiftleşmez. Şimdi bunu tilki ve domuzu bildikten sonra şunu anlatacağım. Şimdi hikaye ve efsaneye göre şöyle. Noh bütün bitkilerden bir erkek bir dişi alıyor. Yani bitkilerin erkek ve dişi olduğunu anlatmıştım size. Ya da bilmiyorsanız erkek ve dişi olduğunu öğrenin. Sonra bilmeyenlere detaylı anlatırım. Her hayvandan da bir erkek bir dişi alıyor. Yani bir gemiye geliyor. Gemi tufan oluyor. Tufan olduktan sonra yeryüzüne çıkıyor. Yeniden canlı doğuyor. Böyle bir efsane Noh efsanesi. Ama o kadar da kolay olmuyor. Bugün Noh'un çok sevdiği üzüm var. Üzümü çok seviyor. Üzümden yapılan şarabı çok seviyor. Yani en sevdiği belki de o. Bu arada şeytan koştu. Geliyor üzümün dibine işiyor. Üzümün dibine işeyince üzüm kuruyor. Kuruyunca Noh diyor ki ne yaptın ettin şeytan diyor. Yani yapma diyor. Benim en sevdiğim bitki diyor. Bunu diyor. Niye öldürdün diyor. Yani bunun diyor devamı olmayacak diyor. Falan filan hikaye uzun. Şeytan diyor ki ne yapabiliriz bunu diyor. Şeytan diyor ki ya bu diyor bir şekilde diyor canlanır diyor. Yani bir de yapacağım bir şekil var diyor. Ondan sonra bunun ne yapacağım diyor. Bir aslanın kanından bir bardak. Aslan var. Kaplanın kanından bir bardak kan. Horozun kanından bir bardak kan. Ve tilkinin kanından bir bardak kan dökersen bu bitki tekrar canlanır. Ve Noh aslandan, kaplandan, horozdan ve tilkiden birer bardak alıyor. Üzümün dibine döküyor ve üzüm canlanıyor. Canlanınca ne zaman ki o tarihten sonra üzümden yapılan içecekleri içen kişiler aslan gibi cesaretli, kaplan gibi atak, horoz gibi kubaran var mı? Tilki gibi daima sevişken olan şeyler olmuş. Şırıp canlar yağmurla güveniyoruz. Ne kadar işe yarayacak? Göreceğiz. Yani o yüzden birazcık yürüyüşe devam ediyoruz. Seçil iyice kapandı. Telefonla konuşuyor. Hava da efsane oldu. Çok güzel. Biraz toplamda
açıyor, bir kapatıyor. Çok ince yağış oldu. Henüz yağmurun tadına bakamadık. Ama yukarısı karanlık. Bakalım ıslanacak biz. Şey gibi oldu. Bakalım olacak. Bakalım olacak. Bakalım biz ıslanacak mıyız? Aslında amacımız yağmurlarımız demek. Evet, yine aldık ya. Hemen deneyelim. Ben şu an Evet. Yukarıyı da göstereyim. Karanlık gibi değil mi? Orada deneriz bence. Aynen. Gidiyor, iyi değil mi? Evet, tırmanışa geçiyoruz. Ne güzel. Paralel gidiyorduk ya. Ha, aşı yapmaya başladık artık. Gel güle. Ama güzel, azıcık değişiklik oldu. Ben terlemeye başladım bile. Yokuş çıkarken daha kolay oluyor bence. Yorar ama düz yolda yürümekten iyidir. Önümüzü açıyoruz. Geldik. İşte o yüzden kısa kollu giyiyoruz. Ben üşürdüm senin gibi geziyorsa. Evet, seçilin. Yorumlarınızı alalım. Çok mutluyum. Çok güzel gidiyor. Mis gibi bir hava var ama anması yok ya. Her şey çok güzel. Ama yok. Ama yanlış. Ama yine geleceğim, yine geleceğim. Evet, çok güzel bağların içinden geçiyoruz. Yanından geçiyoruz. Evet. Evet, az önce o köyden bu tarafa doğru geldik. Evet, seçelim, senden dinleyelim. Şu köydeydik, Gölova Köyü. Oradan başladığı yerden şöyle hava biraz soğudu. Güneş var ama rüzgar da var. O yüzden üstümüze bir şeyler giydik. Biraz da terliyoruz. Yaklaştık gibi. Ama emin değiliz. Yorgunluk belirtileri başladı çünkü. Ben hele çok yoruldum. Evet, seçim çok yoruldu. Ama keyfimiz yerinde. 10 numara 5 yıldız.
bari. Kurulan var mı? Haber vereceğim. Devam. Üç. Ve bitti. Saat 4.30. 13 kilometrelik güzel göğü bitirmiş olduk. Şimdi elbirlikteyiz. Dinlenme zamanı. Mustafa 3 şeker atıyor. At. Diye koyalım mı, atayım mı? Bak onun çırağı da. Evet, bugün de bitti. 11 gibi başladık. 4.30 gibi bitirdik. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Biraz tozluyuz. Bir rüzgar esti, bir güneş açtı. Ama yağmur yağmurdu. Şanslıydı bu anlamda. Şimdi toplandığımız noktaya gidiyoruz. 100. yılda oradan da evlere gideceğiz. Ne yaptın?